Facianın izleri net bir şekilde ortada. Öylesine büyük bir yangın çıktı ki alevlerin 5. 6. kata kadar ulaştığı ve burada iz bıraktığı görülüyor. Ve bina sakinlerinin deyimiyle -1, -2. katlar, yani bodrum katlar adeta bir labirenti andırıyordu. Ve itfaiye ekiplerinin bu yüzden çalışmaları uzun süre devam etti. Şimdi polis ekipleri tedbir amacıyla bekleyişini sürdürüyor. Peki böylesine büyük bir facia neden yaşandı ve ne gibi önlemler alınabilirdi? Olay yerinde uzmanlarıyla konuştuk. Türkiye'de ve dünyada iş kazalarının %98'i önlenebilir. %2 doğal afetler veya felaketler nedeniyle yaşadığımız olaylardır. Burada bu %2'ye girecek bir durum maalesef söz konusu değil. Çünkü işverenin ve taşeron firmanın mutlaka ve mutlaka dikkat etmesi gereken bazı noktalar vardı. Zaten 16 katlı bir konutun bulunduğu noktada -1 ve -2. katlarda böyle bir iş yerinin olması zaten mantıklı ve doğru değil. Ruhsatta yenileme yapılmış, ruhsat yenilenirken itfaiyeden patlama ve yangınla ilgili onay alınması, imarla ilgili yine çalışma için belediyeden, şehircilik müdürlüğünden onay alınması önemli. Yöneticinin buna izin vermesi ve kat maliklerinin oy birliği veya oy çokluğuyla burada iş yerinin açılmasıyla ilgili acaba nasıl bir aksiyon aldılar, nasıl karar verdiler, bunları öğrenmemiz gerekiyor. 2000 kişinin bu alanda eğlendiğiyle ilgili bilgiler de alıyoruz. 2000 kişinin olduğu anda bu olay yaşansaydı olabilecek faciayı düşünemiyorum. Ayrıca burada kaçak akım kesici bir cihazın olması gerekirdi. Sprinkler var mıydı? Basınç dedektörleri var mıydı? Binada bu dedektörlere haiz mi bina? Bunların hepsi apayrı sorular ve bu soruların cevaplarını almamız gerekiyor mutlaka. Tek bir kapıdan çıkış var. Giriş ve çıkış tek bir kapıdan yapılmış. 29 tane işçi eğer o alanda çalışacak ise mutlaka bir tahliye koridorunun, yangın koridorunun oluşması lazım. Yangın dolaplarının olması gerekirdi. Kişisel koruyucu donanım kullanması gerekirdi. Muhtemelen burada ruhsat alınırken belediyeye verilen projeye aykırı uygulamalar yapıldı. Bunun gibi yüzlerce bina olduğunu tahmin ediyoruz. Bu tadilatlarda da buna uygun malzemeler kullanılması gerekir. Bizim gözlemimiz, tahminimiz içeride uygun olmayan şekilde tabliyelerde ve taşıyıcılarda kesmeler yapıldığını tahmin ediyoruz. Ve yangın çıkış planı olmadığı için de çıkış yeri daraltılarak artı tadilat için orada kullanılan malzemeler de uygun, evsafına uygun malzemeler olmadığı için birden yanıp parlayıp içerideki insanların çıkışını engelleyip muhtemelen duman nedeniyle, boğulma nedeniyle olmuştur.